büyük takımda topa emanet edeceğiniz oyuncunun bir performansı, bir garantisi olması lazım. Olmadan seyirci oynatmaz zaten. Sinan Galatasaray'a geldiğinde ben çok umutluydum. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Sürati var, sol ayaklı, kısa mesafede ama Galatasaray'da o kadar çok şans bulduğu halde Fatih Hoca gibi bir teknik adamla çalışırken yapamadıysa Fenerbahçe'de hiç yapamaz. İnşallah yanılırım ama. İnşallah yanıltır. Büyük takım oyuncusu değil. Ben de aynı, yani büyük takım oyuncusu değil yorumu sizin de. Ben de acaba Fenerbahçe'ye ne verir anlamında tereddütler vardı onu açıkçası. Yok yani büyük takım oyuncusu istemiştim. Başkadır abi. Büyük takım oyuncusu maçı emanet edeceğiniz oyuncudur. Bana mı maçı alır dersiniz. İki hareket yapar bitirir işi dersiniz. Ama Fenerbahçe'ye yaklaşırken ve bu 3-4 maç... sezondur böyle oyuncu pek görmedik Fenerbahçe'de. Doğru. Giuliano'yu yazıyoruz kenara. Ha, doğru işte zaten. Evet. Yani Aykut Kocaman'ı başka yere koymamızın nedeni o kadar sıradan bir takımı son haftaya kadar şampiyonla oynattı ki sıradandı ya. Tabii. Yani Fenerbahçe takım kadrosu. Yani bir farklı dediniz. Giuliano bile tamam farklı bir oyuncu, pahalı bir oyuncuydu ama vay efendim üf delinecek bir oyuncu değil yani. Israrla gidelim alalım dediğim bir oyuncu değil. Yani kaç senedir Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten sıradan. Geçen sene mesela Gustavo transferi bir sınıf atlama transferiydi. Evet, kesin katılıyor. Yani aldığın zaman Gustavo'yu alıyorsun. Bayern'de oynamış, Brezilya milli takımı oynamış. Müthiş bir tecrübeyi alıyorsunuz, getiriyorsunuz ki değeri de ortada takıma neler yaptığı da. Mesela işte Sosa transferi hakikaten sınıf atlatan transferlerdir bunlar. Bunlar büyük oyunculardır. Kesinlikle. Yani öyle oyuncularla bazen... Mesela bak Ferdi'yi beklersin bir şey yapar mı diye. Tabii. Çünkü daha yolun yeni başında ama... Sinan Gümüş'ün iyi bir oyuncu ama büyük takım oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Mert Hakan'la ilgili böyle bir tereddüdünüz var mı? Mert Hakan da bu sene işte. Mert Hakan da Emre Kılınç da. Önemli oyuncular. Hakikaten önemli oyuncular. Evet. Ama büyük oyuncular mı değiller mi? Bu sene anlayacağız. Birisi Fenerbahçe'de, birisi Galatasaray'da deve dişi gibi rakiplerle o rekabetin içine girip oradan formayı kapıp o performansı gösterecekler mi? Büyük oyuncu olacaklar mı anlayacağız. Mesela Alper Potuk Fenerbahçe'ye geldiğinde... Müthiş potansiyeldi. Ne oldu? Olmadı. Olmadı. Ama potansiyel var evet, mıydı gerçekten? Evet aynen yani onunla getiriyorsun. İşte burada o çıta var. O çıtayı atladığı zaman oyuncu büyük oyuncu oluyor. Atlamadığın zaman önemli oyuncu oluyorsun. Beğenilen oyuncu oluyorsun. İşte bulunsun denilen oyuncu oluyorsun ama... Asla seni 11 düşünmezler ve her transfer döneminde senin mevkine de transfer yapılır. Bir bunun şeyi var, excuse'u var, ayrıntısı Necip. Necip'i farklı bir yerde. Altyapıdan yetişmiş oyuncu olmak da ayrı bir durum tabii. Ama ben Alper'i Eskişehir'de izlediğim maçı hatırlıyorum. Çıplak gözle izlerken yoruldum Alper'i. Muazzam topçuydu. Ben dedim ki bu çocukta başka bir şey var, sirkeleyecek ama... Bazen yaramıyor. Yani hatta Alper Potuk'la Samuel Holmen transferi gerçekleştiğinde Fenerbahçe'ye. Holmen kendi sahasında ceza alanının önünde düşen topları toplamakta ilk 5'in içerisindeydi. Geride kalan lig sezonunda. Alper Potuk da rakip sahada merkeze düşen topları toplamakta ilk 3'ü içindeydi. Yani hem arka tarafta topu ele geçirme hem de ön tarafta topu ele geçirme adına iki iyi potansiyeldi Fenerbahçe adına. Hiç faydalanamadılar. Peki, haksız rekabet nikli izleyicimiz sormuş. Ilgaz Çınar, Babel'e bir teklif yok mu? Teklif gelmezse sözleşme feshi söz konusu olabilir mi? Babel durumu ne olacak Galatasaray? Yani sözleşmeyi feshedersen yine Babel'e parayı ödeyeceksin ki. Yani şey değil ki, hani ben seninle çalışmayacağım deyip söz parasız yani para vermeden kurtulamıyorsun ki. Sonuç var 3 yıl. Madem parayı vereceksen kadronu tutacaksın. Ama parayı vereceksen evet. Kadronu tutacaksın. Varsa da şeyin. Ha, bu arada tabii ki eğer Fatih Terim Ryan Babel'i muhakkak zaten izlemiştir, biliyordur nasıl belki de planlayacak. Çünkü Ryan Babel Hollanda milli takımında da artık ikinci forvet olarak oynuyor 11 başladığı zamanlarda. Tabii. Yani o Beşiktaş'taki en iyi zamanını geçirdiğindeki gibi soldan içeri doğru kat eden, oradan sürekli şut atan, oradan içeri doğru imelenen oyuncu profilinden çıktı Ryan Babel. O özellikleri yaşıyla beraber birazcık daha kaybolmaya başladı. Anında kaybolmaya başladı hatta. Orada ikinci forvet oynuyor. Belki de Ryan Babel'i Galatasaray'ın dördüncü forvet olarak söyleyebiliriz yani. Hatta üçüncü yani. Yani ya Falcao, Jack, Adem, Babel diyorsun. Evet. Orayı sayarken. Evet.
Bizim bu listemizde bir Kerem yok sadece. Kerem Aktürkoğlu da henüz resmi olarak imzalamadığı için. O yüzden yok. Evet. Onun için de bir süre bekleniyor. Yetiştirme bedeliyle ilgili bir sıkıntı var ama Babel'de ben şu tereddüdü yaşadım. Bilmiyorum Galatasaraylılar pek, Galatasaraylı dostlarım pek benimle hemfikir değil ama Gürcan abi ne der acaba? Yani sadece Babel'in sahada bize gösterdiği değil de biraz Galatasaray'ın geçen sezon Babel'le birlikte ilk yarıda denediği sistemde de bir sıkıntı vardı gibi geldi. Yani Babel arkasındaki bekinin çok fazla katkı yaptığı oyunlarda içeriye kat ederken zaten karşısındaki rakip beki kenara götüren bir bekle oynadığında o alanı bulabiliyordu. İçeri çekip kaleye vuran bir Babel gördük Beşiktaş'ta. Herkes ne yapacağını biliyordu ama aynı şeyi yapıp gol atıyordu. Biraz kullanım hatası yok mu Babel konusunda Gürcan abi? Oyun hatası. Yani oyun çok kötüydü. Galatasaray şampiyonluğu geçen sene ligin ilk yarısında kaybetti. Onu söylemeye çalıştım biraz da. Ya Onyekuru'yu aldılar hemen kiralık gitti zaten. Yani niye aldı ki Onyekuru'yu Babel varken? Yani Babel'le bir türlü vedalaşacaklardı. Ben devam edeceklerini düşünmüyorum. Şimdi Arda da geldi. Arda da o bölgenin oyuncusu. Yani forvet arkası gibi yazıyoruz ama Arda 4-2-3-1'in soldaki üçüdür yani. Evet. İçinden peki, bir tanesidir yani. Şimdi çok değerli bir arkadaşımız Aysu Melis Bağlan bizimle birlikte olacak. Bu harcama limiti meselesini çok konuşuyoruz ama içinden çıkamadığımız belirli noktalar var. Bunun için de bir spor hukukçusuna danışalım dedik. Aysu yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Gürcan Bilgiç ve Ilgaz Çınar'la yaptığım yayına güneş gibi doğduğunu en başta ifade etmem gerekiyor. Ya çok teşekkür ederim. Nasıl bu kadar şanslı oldum? İyi ki varsın. Peki merak ettiğimiz husus şu. Şimdi bir taraftan hep izleyicilerimizin sorduğu soru. Transferler oluyor, evet. Harcama limitleri açıklandı. Yani Fenerbahçe üzerinden bu çok konuşuluyor. Ve 18.8 milyon euro gibi bir bütçe var. Zaten bunu bir aşmış rakam var. Diğer yandan transferler de oluyor. Peki işte Ziraat Bankası ile Fenerbahçe görüşüyor dedi. Bir taraftan Bankalar Birliği ile bir anlaşma söz konusu. Bu limiti ne kadar açar? Vedat Muriç transferi bitti deniyor Lazio ile. Bu ne kadar açar? Ve federasyonun istediği noktaya limit olarak Fenerbahçe gelemezse, yukarıda kalırsa ya da herhangi bir kulüp ne gibi yaptırımlar bizi bekliyor? Senden detayları rica edelim. Tabii burada tabii ki benim alanımı ilgilendiren ve yasal olarak Fenerbahçe'nin yüklediği neler var ona bakalım isterim. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatı burada adresimiz ve yasal dayanağımız. Ve yaptırımlara geldiğimiz zaman çeşitli oranlar seviyesinde yapılacak aşımlara göre ayrı ayrı cezalar söz konusu. Yani %5'e kadar aşıldığında örneğin ihtar, kadro sınırlaması, transfer yasağı bunu bir ısı haritası gibi düşünebiliriz. Her bir oran arttığı zaman verilecek ceza, yaptırım artıyor olacak. Dolayısıyla en fazla nasıl olur? Puan silme bu işin neresinde diye soracak olursanız %16 ile %20 ile başlayan bir oran var. Bu oranla açılma başlandığı andan itibaren puan silme cezası, transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından birinin veya birkaçının uygulanma silsilesi başlıyor. %26 ve üstüne kadar da bu devam ediyor. Dolayısıyla bir aşım gerçekleşecekse yüzde kaç olduğuyla alakalı öncelikle bir somut olay çözümlemesi yapmamız gerekecek. Şu an senaryolar dahilinden kulüp